İyi geceler değerli izleyiciler. TV 100 ekranlarında saha dışına hoş geldiniz. İlk kez bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta pazartesi gecesi karşınızdaydık. Ve bu gecede her pazartesi gecesi de TV 100 ekranlarında saha dışı programıyla sahanın dışını konuşacağız. Cumartesi pazar sahanın içine odaklanıyoruz. Pazartesi akşamları da saha dışında ne var ne yok takımlardan, kulüplerden, TFF'den bütün her şeyi sizlere aktaracağız. Ve tabii ki özel haberlerle ve özel dosyalarla. Geçen hafta sevgili Haluk Yürekli ve Murat Aşık'la beraber ilk programımızı yaptık. Ve İbrahim Seten bu gece bizim aramıza katıldı. İbrahim Seten'e hoş geldin diyoruz. Hoş bulduk diyoruz. Hala inanamıyorum nasıl katıldığıma. Yıllardır kendimi çok güzel saklamıştım. Ersin bir anda beni paket etti, buraya getirdi. Abi vallahi tebrik ediyorum Ersin'i. İlk defa şu anda televizyon ekranlarında... Yok, bir canlı yayınım var. Daha var mı? A Haber'e çıkmıştım. Murat Birsel zamanı. Kaç Erman Toru ile beraber yani. Bir 100 yıl önce. Gençti, 25 yaşında. Erman Hoca ile. Erman Hoca ile çıkmıştık. Evet. Yalnız şunu da itiraf edeyim açıkçası. Ben Ersin'i gözüme kestirmiştim. Fenerbahçe seçiminin olduğu son hafta... Aynı anda, aynı hafta içinde hem Aziz Yıldırım hem Acun'la yaptığı röportajları izledim. O kadar beğenmiştim ki bu adamla televizyon programı yapılır demiştim. O yüzden fazla zorlamadım. Yani teklif gelir gelmez hemen dedi. Evet dedim diyorsun. Abi teklif nasıl geldi hiç anlamadım biliyor musun? Teklif, gerçi ben de anlamadım biliyor musun o teklifi? Hayır, iki şart sundum, ikisini de kabul ettim mesela. Ona rağmen başlamak zorunda kaldım. Abi bence televizyonlar için, izleyici için... Muazzam bir durum senin bu stüdyoda, bu koltukta oturuyor olman. Neden abi? Bizim için büyük şans. Şöyle abi, çünkü artık hiçbir şey gizli kalmayacak. Yani senin nasıl perde arkasına hakim olduğunu bu piyasadaki, camiadaki, spor camiasındaki herkes bilir, medyadaki. İzleyiciler de bu program sayesinde öğrenecekler. Artık hiçbir şey gizli kalmayacak. Nasıl büyük yani misyon koydu? Nasıl çıtayı yukarı taşıdı? Aynısı adam. Ama öyle. Yani futbol medyasını bilenler, futbol medyasında ne olup ne bittiği ile ilgili haberdar olanlar, sonuçta İbrahim Seter'in de özellikle kulüpler nezdinde, TFF nezdinde her yerde mutlaka bir haberi çok iyi bir şekilde aldınız. Ki Haluk da öyle aynı zamanda. O da çok iyi bir habercidir. Murat, ben yorumcuyum abi. Bizde haber yok. Ama yok. Senin de kulağın delikti. Bana de arada. Arada geliyor, geliyor. Haber yani geliyor ama onlar evet, kadar... Büyük ekşi aday olacak derken biz Baron'la dalga geçiyorduk. Hadi canım senden diyorduk, aday oldu. Ama o tamamen hissiyattı yani. Yani bilgi vardı ama bir de böyle baktığım zaman hiç orayı bırakacakmış gibi gelmiyordu bana. Sonunda da haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşadım biraz ama. Evet. Girişimizi yaptık. Tekrar hoş geldin İbrahim Seten. Yani böyle bir dörtlü futbol medyasının da öyle tahmin ediyorum ki herhalde ilerleyen haftalarda zaten ilk programda farkını ortaya koydu. İzleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Mesajlarıyla, sosyal medyadaki etkisiyle ve aynı zamanda bu gece de öyle tahmin ediyorum ki sosyal medya bizim programımızı çok fazla konuşacak. Neden? Her şeyi değerlendireceğiz. Yani Ali Koç'un sahaya inmesi konusunun dışında, gündemdeki o konunun dışında aynı zamanda transfer dönemi de var. Fenerbahçe'de Ferdi kalıyor mu, gidiyor mu? Orta saha takviyesi ile ilgili olarak isim kim olacak? Galatasaray'da bugün sosyal medyada bir sol bek ismi vardı ama biz onu değil başka bir ismi ilk defa izleyicilerimize aktaracağız. Ve aynı zamanda Galatasaray'da Zaha'nın ve Kerem'in durumu, Young Boys maçı öncesindeki gelişmeler ne var ne yok. Transferle ilgili olarak Galatasaraylıları bugün heyecanlandıran konu İlkay Gündoğan. Onunla ilgili de çok özel bir haberimiz var. Anlayacağınız hem saha içi biraz bu olaylar ve aynı zamanda transfer konuları da masada olacak. Önce İzmir'le başlayalım diyorum ben. Sıcağın sıcağın ama çok fazla uzatmadan. Çünkü cumartesi gecesinden bu yana dün gece de keza aynı şekilde her yer herkes bu konuyu konuşuyor. Sayın Ali Koç'un sahaya inmesi, sonrasında saldırıya uğraması. Şöyle bir ricada bulunabilir miyim? Buyurun. Hangi bilgiler ışığında konuşuyoruz? Ne üzerine konuşuyoruz mesela? Yani elimizde hangi bilgiler var? Ben aslında somut şöyle, bence şöyle yapalım. Şimdi Baron'da bu meseleyle ilgili 3 gündür konuşmadığı kimse kalmadı. Fenerbahçe cephesiyle konuştu, Göztepe cephesiyle konuştu, federasyon cephesiyle konuştu. Çok derli toplu bize perde arkasını anlatsın. Yani bugün çünkü... Yani birçok bilinmeyen, yani iki gün geçmiş olmasına rağmen üstünden bilinmeyen birçok mesele var. Ben de İzmir Emniyeti tarafından bilgiyi paylaşacağım. Sonuçta şimdi herkes konuştu. Orada ne oldu, ne bitti? Yani bir ihmal söz konusu mu? Niçin bu kadar eleştiriyorlar?
Onların da aynı zamanda bu konularla ilgili olarak yorumunu da ben çok yetkili bir isimden aldığım bilgileri de bugün gece paylaşacağım. Murat'ta da taraftar cephesi var. O yani... zaman şöyle başlayalım. Mesela Buca'da Fenerbahçe taraftarlarını otobüslerde bekletmişler ya. Neden Buca'da bekletme olmuş ve ondan sonra ama genelde bütün yürümüş? Deplasmanlara zaten bir olarmış. Turistlerin bir yerde toplanıp beraber, çünkü polis eskortuyla gidiyorsun deplasman tribünü olduğun için toplu olarak götürülüyor. Orada Buca seçilmiş bunun için. Sanıyorum Buca'nın da sınırda mesafesi bir 30 dakika civarı. Ama herkes şeymiş. Hazır olduktan sonra bir otobüs bekletilmiş. Orada bir cefa çektikleri. Daha öncesi de var yani. Otobüs mesela şimdi bir arama yapılıyor. Otobüslere bindirilirken insanlar arama ve bilet kontrolü. Hı-hı. Yola çıkılıyor. Yolda bir daha stada geldiğinde bir daha stada yakın bir yere bir daha durulup bir daha aranıyor. İnsanlar demiş ki bizi bir daha niye arıyorsunuz? Zaten aradınız. Aradınız. Otobüse bindik geldik. Hani yani bileti olmadan kimsenin bilet şansı değil. Yok değil mi? Mümkün değil. Ya münferit gelen vardır. Bileti yoktur. Münferit aradan tek başına gelmiştir stadın orada bekliyordur. Hani toplulukla beraber aradan kaynayayım diye. Yapan var mıdır bilmiyorum ama otobüslerin içinde biletsiz kimse yok. Olması söz konusu değil, bindirmiyor zaten. Seni götürmeyen niyeti. Şundan soruyorum çünkü İzmirlilerin iddiası, hatta valilik bile bunu doğruluyor. Diyorlar ki 30 kişilik yere 150 kişi birden hücum ettiler. Biletsizler de girmeye çalıştı. O yüzden kapıda sıkışma oldu. İlk sen stada geldikten evet, sonraki arbededen bahsediyorsun. Evet. Ve uzun da sürmüş galiba bu. Ya şöyle şimdi Murat da belki teyit ettirmiştir bilmiyorum. Normalde hareket saati 19. 19'da toplanma yerinde taraftarların bulunduğu yerde bütün taraftarlar yok yalnız. Ama çoğunluğu var. Ben diyeyim 3'te 2, siz deyin 4'te 3. Çoğunluğu orada. Fakat... sadece tabii ki İstanbul'dan gelen otobüsler değil, aynı zamanda farklı yerlerden gelen taraftarlar da var. O taraftarların oraya geliş saatinde gecikme yaşanıyor. İzmir Emniyeti de bu konuyla ilgili olarak bütün taraftarların toplanıp beraberce, yani parça parça hı hı. değil, beraberce stada hareket edilmesi gerektiği yönünde daha önceden de İl Güvenlik Kurulu'nda alınan karar da bu. İzmir Emniyeti'nin de tavsiyesi de bu. Herhangi bir sıkıntı yaşanmasın diye. 19'da çoğunluğu hazır. Bir bölümü hazır değil. Diğerlerinin de gelmesi bekleniyor. Bu bakımdan gecikme yaşanıyor. Asıl gecikmenin sebebi bu. Aşağı yukarı 20-30 civarında bütün taraftarlar toplanmış oluyor. Ve sonrasında otobüslerle birlikte stada hareket. Maç saati kaç? 21.45. 20.30'dan orada hareket edildiği için de stada geliş saatinde gecikme yaşanıyor. Deplasman tribününün olduğu yerde iki tane turnike var. Taraftarların yığılmasıyla birlikte orada bir tane turnikenin barkod okuyucusu kırılıyor. Bu bakımdan tek turnike kalıyor. Orada Fenerbahçe taraftarının çıkış saati kaç dedin? Kaçta otobüsler kalktı dedin? 20-30 civarında. 20-40'da kalkmış. Şu anda ben bilgi aldım. Bakıyorum, ona arıyordum bu arada. Ondan ben bizzat orada olan. Tamam. Biz diyor 19'da sorduğumuzda bu arada diyor. Hani biz evet. ne zaman bineceğiz? 19.40 dediler bize diyor. 19 diye bir saat hiç söylemediler diyor. Yani bu direkt Buca'da olan münferit gitmiş, İzmir'de yaşıyor ama hani onlarla beraber stada gitmek isteyen birisi. Ha, münferitler ayrı ayrı zaten ama ben gitmişler. Onlarla gitmek istedim diyor. Evet, hayır yani ben gideyim tribün grupları daha rahat, çünkü onlar niye polis nezaretine gittiğin için daha rahat gidiyorsun. Gidiyorsun direkt seni stadın kapısına indiriyorlar çünkü. Öbür türlü stadın etrafında biliyorsun. Dün tasarlar yaşandı. Ben zaten böyle yaşandı demiyor. Bana verilen bilgiyi ben burada paylaşıyorum. Şey seninle de karşılıklı teyitleşelim diye dedim. Evet. Neticede gecikme ile birlikte tek turnikeye düşüyor o ikinci turnikenin barkodunun kırılması ve sonrasında yaşanan süreçte de orada taraftarların geç kalındığından dolayı, giriş yapamamasından dolayı olan itirazları var, bağırışlar. Bir arbede çıkıyor galiba. Arbede çıkıyor. Onlar da diyorlar ki ya maç başladı, bizim içeride olmamız lazım. Arbede polisle Fenerbahçe taraftarları arasında çıkıyor. Aynen öyle. Abi şöyle olmuş. 3 tane Fenerbahçe taraftarının kafasını patlatıldığı söyleniyor. Şimdi onu bilmiyorum. Bir tane fotoğraf gördüm ama. Fenerbahçe'de 3 taraması yapıldı ve bindin ya abi. Hı-hı. Stada 10 yarım saat mesafe. 10 dakika kala bir daha durduruyorlar otobüsleri. Bu sırada saat 21.30. 15 dakika sonra maç başlayacak. Durduruyorlar, indiriyorlar otobüsten aşağı, arama yapacağız diye. Yani oradan sonra başlıyor gerilim. Abi ihbar gelmiş olabilir ya. Abi iyi de yolda zaten polis getiriyor onları. Nasıl bir ihbar? Ne olacak ki? Bir ihbar oldu. Bilmiyorum ki herhalde. Yani ben mantıklı bir şey bulmuyorum. Sebep ben olayı hep ikili okumak durumunda izliyorum. Tabii, yani geçen sene Başakşehir Kupa finalinde de İzmir'de çok fazla olay yaşandı. Yani bunun beraber okunması gerektiğini düşünüyorum. Tek başına bu olaydan çıkarsak yola bazı yerler eksik kalabilir. Eyvallah. Ya biz öncesinde ne yaşandığını sonuçta dile yani. Getiriyoruz. İki taraf açısından da, taraftar açısından da. Ben taraftarlardan da doğrulattım. Sevgili Yücel'le hatta konuştum. Genç Fenerbahçeliler. O da aynı şekilde aynı şeyi söyledi. Yani orada ne olabilirdi diye sorduğumda dedi ki Ersin şöyle olsa daha iyi olurdu. Taraftarların çoğunluğu orada olduğu için biz de hatta bu talebi de dile getirdik. O orada hazır olan taraftarlar en azından giderler. Erkenden girmiş olurlar. Zaten aşağı yukarı arkada kalıp da gidecek olan, sonradan toplanacak olan taraftarların gelişi ve girişi stada daha kolay olurdu.
girişte böyle bir yığılma, böyle bir problem yaşanmazdı diye o da kendi tarafından bir görüş bildiriyor neticede. Ya aslında bunların hepsi detay. 21.30'a biraz daha gidebilir miyiz detaylı? 21.30'a geldik mi? Geldik. 21.24'te Hulusi Belgü Mehmet Sepil'e mesaj atıyor. Evet. Diyor ki Fenerbahçe tribünlerinin orada bir hoparlör varmış galiba. İki tane. Çok ağır, çok yüksek ses geliyormuş. 114 desibel. Benim arkadaşım ölçtü. Kısar mısınız demişler, kıstırmışlar. Hemen kıstırmış Mehmet Sepil. Kıstırmışlar. Doğru. Ondan sonra da diyorlar... Hiçbir sorun yok yani. Sorun yok gibi gözüküyor. Saat 21.40'da Fenerbahçelilerin olduğu tahsis edilen locayı ziyaret etmişler. Bir isteğiniz var mı diye sormak için kimse yokmuş. Buraya kadar daha hiçbir şey yok. Maç başlamasına... Ama bu sen sahanın içini konuşuyorsun. Stadın içi bu. Stadın içi ama... Fenerbahçe taraftarına çektirilen azap stadın dışında. Tamam, o sırada zaten hani keşke haberimiz olsaydı biz hemen... duruma el koyardık Göztepe kulübü yetkileri diyor ki biz diyor yani benim anladığım o yani her şeyiyle Fenerbahçe'yi en iyi şekilde ağırlıyoruz diyor. Yani stat dışında bizim hiçbir haberimiz yok. Bizim de haberimiz yok. Yani tamam ama onların yapacağı bir şey yok. Emniyetin görevi. Ne yapacak abi? Orada yapacakları hiçbir şey yok. Zaten... Yani turnikeleri açamazlar. Emniyet herhangi bir şekilde kontrol yapmadan içeriye almama durumu yok. Bu 21.30 araması var ya dediğim bahsettiğim araba. O aramayla beraber oradan tekrar stada geldiğimiz andan itibaren diyorlar. Sebepsiz zaten sürekli bir biber gazı uygulaması var diyorlar. Yani otobüsten çıkmayın. Kapılar kapalı kalacak. Birileri inmek istiyor maç başladı diye. Direkt biber gazıyla müdahale. Yeni bir cinsmiş galiba. Yeni bir cins. Onu da bir yöneticimiz söyledi bana da. Yani çok eskisi gibi çok etkili. Öyle yıkayarak mıkayarak geçecek. Böyle 10-15 dakika ciddi sarsıyor. İlk içeri alındığımız yani ilk kişinin otobüslerle gelen ilk kişinin içeri alındığı saat 22.34. Birinci kişinin alındı. İlk yarıda bitti. İkinci yarı başlayacak. Müferit olarak gelen taraftarlar var ilk etapta içeride. Yani toplu olarak taraftar gruplarının beraber geldiği yerde ikinci ilk yarıyı hiçbir şekilde izleyememişler. Zaten maçı izleyenler dikkat ettiyse Fenerbahçe taraftan hiç ses çıkmadı. O meşhur deplasman türü Fenerbahçe'nin hiç sesleri yok. Ben dedim bir gariplik var. Başka duyma taraftar dışarıda. Ekrana bile gelmedi ya zaten. Ben de dedim hatta. İçerideki taraftarlar. İçeride var değil mi taraftar ayrıca? Var. İçerideki taraftara da oradan da videolar geldi paylaşamıyoruz. İçerideki taraftara da biber gazı uygulaması olunca başkan sahaya iniyor işte. Neticesinde artık gideyim bakayım o. Bir yöneticiler dışarıdan gidiyorlar. Dışarıdaki taraftarı almak için yani onlara hani bir sahip çıkalım. İki ya da üç yönetici gidiyor. Hakan Safi önderliğinde. Başkanla Burak Kızılan da türbüne gidiyorlar. Oradaki olaylara müdahale edebilmek için. Burada bir tespit yapmak lazım mı? Mesela Fenerbahçe kulübüne ayrılan, tahsis edilen locanın hemen yanında bazı adamlar yerleştirilmiş. Çok galis küfürler ediyorlar. Orada yani da var abi. Oradan da birinci dakikasından 90. dakikasına kadar. Zaten böyle yani benimle Haluk arasındaki mesafe kadar gözünün içine bakarak küfür ediyorlar. Şimdi orada Ali Koç oturuyor mesela. Yanında birisi var. Önünde Göztepe'liler var. Bu tarafta ben şeyi gördüm. Bir videoyu görmüşsünüzdür. Selçuk Hoca, amili takım Montella beraberler. Yine Göztepe'liler var. Öbür tarafta Acun Ilıcalı oturuyor. Yine aynı şekilde. Yani Göztepe'lilerin olduğu bir şeyde oturuyorlar. Ya ama bu bahsettiği loca bu Mert Hakan'ın da falan içinde olduğu. Fenerbahçe'nin onlar üst taraftalar. Yöneticilerinin misafirlerinin olduğu bir loca. Benim o locada da yani tesadüfen bir arkadaşım oradan yer vermişler. Yani onlar üst daha oturduk. Hiçbir şey yok. Oturduk yani. Başladılar diyor küfür etmeye. Yani Mert Hakan temelli. Ben locadan birisiyle konuştum. 90 dakika evet. Utandım diyor. O kadar çok küfür etti. İzmirli birisiyle konuştum ayrıca. Hani o kadar küfüre karşı nasıl dayandılar helal olsun. Kaşı gözü bile kıpırdamamış Fenerbahçelilerin. Hiçbir şekilde karşılık da vermemişler. Hep bir tarihten bahsediliyor ya. Abi tam bu arada, da tarih edilecek noktada. Şimdi şöyle bir haber geldi. Yayını izliyorlar tabii. Diyor ki hoparlör rezaleti 21-25'te bitmedi. Maç sonrası tekrar yapıldı. Hı-hı. Ve Hulusi Bey bir daha mesaj atıyor. Evet, yani Mehmet Sepil'e. Mehmet Bey diyor müziği yine açmışlar diye. O da hemen ondan sonrasında da tekrar söylüyor. Diyor ki müziği yine açmışsınız hemen evet. Kısın diyor. Yani şöyle bir şey var. Şimdi burada da söylemek lazım. Mehmet Sepil madem müziği kısın diye ilk etapta söylüyor değil mi? Maç bitiminde niye ızdırap çektiriyorsunuz ya o taraftarları tekrar? Ya ilk defa mı böyle bir şey oluyor? Ya tamam ilk abi, defa değil. Ama ya bir saniye. Abi de, yani şimdi, ya Mehmet Sepil sonuçta onursal başkan doğru mu? Bir sözü yeterli olmuyor mu ya? İkinci kez tekrar mı uyarması gerekiyor? Onursal başkan hala işgüzarlık değil mi bu? Hala hissedar var. Hem onursal başkan hem hissedar gösteriyor. Ya işgüzarlık yapmış tamam. Yani hiç kimseye bu eziyet yapılmasın. Deplasman taraftarını çiçeklere saralım, pamuklara saralım falan. Bunlar çok güzeldi abi. Biz esas meseleye gelebilir miyiz? Tamam gelelim. Hadi meseleye gelelim. Şu anda geldik abi. Ali Koç indi aşağıya. Abi şimdi Ali Koç. Neden indi Ali Koç aşağıya? Kerem Ertan önüne geçiyor. Ne diyor abi Kerem Ertan? Daha bir gitsin abi. Daha gidiyor. Taraftar bağırıyor.
Yönetim uyuma, taraftarın dışarıda. Tamam. Dışarıda Ali Bey de bunu duyuyor. Arkadaşlarına soruyor. Tamam mı? Hulusi Belgi de gidiyor abi. Yani birkaç yönetici Hakan Nedir, Hulusi önce Belgi. Diyor ki Ali Koç. Nedir diyor mevzu? Niye taraftarlar diyor? Diyorlar ki başkan böyle 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 bunlar yaşanıyor. Orada da bir arbede söz konusu. Polisin de bir müdahalesi var. Aynı zamanda durum anlatıyor. Ali Koç oraya gitmeden önce İzmir Emniyetinden de bilgi alıyor. Niye bizim taraftarlar geç geldi diye. Sayın Ali Koç'a da aynı bilgi veriliyor. Diyor ki başkan 19'da hareket saati 20.30 senin dediğin düzeltmenle beraber ya da sandaki bilgiyi yani, 20.40. Ben oradan bizzat otobüslere bindirilen birisinden gelen bilgi bu. Ali Koç ilk etapta gittiği andaki aksiyonu da söyleyeyim ben. Tel örgülerin önünde Yücel'le konuşuyor. Diyor hatta siz neden geç kaldınız? Buraya geç kalmayla ilgili. Başkan durumu anlatıyor benim söylediğim gibi. Anlattıktan sonraki süreçte de arkasından oradaki dönüşle birlikte zaten neler yaşandığını hep birlikte görüyoruz. Neden gitmesinin sebebi de oradaki polisin müdahalesi, taraftarların bir an önce içeriye alınması. Sen olsan gider miydin? Ben olsam giderdim. Sen gider miydin? Ben giderdim ikinci yarıyı da taraftarla beraber ben izlerdim. Ben giderdim ikinci yarıyı orada seyrederdim. Haluk Bey. Allah yolunuzu açık etsin derdim ben de abi. Yani orada Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklaması var. Orada olmaması gereken birisi abi, orada var. Hangi ve federasyon? Yani giderim abi, diyorsunuz abi yapmayın. Böyle şey olur mu? Devrede gidebiliyor mu? Niye federasyon? Dönüşünü söylüyorlar. Maç başladıktan sonra duramaz. Yoksa devrede gidebilir. Bir şey söyleyeceğim. Yani, futbol federasyonu. Devrede de gidemez abi. Gidebiliyor abi. Akreditasyonu gidebiliyor ya. Maç önü maç sonu girebiliyor. Devresi yok mu? Yok. Maç önü maç sonu. Abi cezayı göze aldı. Taraftarın yanına gitti ve abi, dönüyor. Abi cezayı göze alıyor. Tamam. Niye cezayı göze dönüyor. Alıyor? Şimdi bu bütün olayları legalleştiriyor abi, mu? Abi tabii ki legalleştirmiyor. Şimdi biz bölüm bölüm gittiğiniz için söylüyorum. Az önce dönüyor hoparlör abi. Diyorsunuz mesela. Tamam. Hoparlör Türkiye'de deplasman statlarında, deplasman tribünlerinde neler yaşadık abi? Tamam yani, bir standart abi, koyalım dedik ya onu, kendi programımızda. Hep beraber öyle yapalım abi. Standartı önce standartı hatta koyalım. Hatta Galatasaraylılar yani son maçta hiçbir deplasman tribününe giden taraftarı eziyet etmeyelim. Yani sen de gittin. Defalarca da deplasman tribününde maç seyretmiş birisi olarak bunun en mağdur olan insanlarından bir tanesi sensin. Bunu Fenerbahçe taraftarına da yapmayalım. Kadıköy'de, Galatasaray'a da yapmayalım. Şeyde İnönü'de diğer takımlara da yapmayalım. Okey, ona itirazımız yok zaten. Yani, onu zaten söylüyoruz. Bu zaten böyle. Bunun bir standartını cepte, koruyalım. Haluk Bey. Evet. Diğer taraftan abi şimdi bu meseleyi herkes kendi penceresinden değerlendiriyor. Şimdi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bu Ali Koç'un yere düşüşü bir sonuç değil mi? Evet. Yani oraya gelir meselenin geliş şekline bakalım. Bir kere önce ilk başta bu saldırıyı yapan arkadaşı kınayalım. Tartışması. Bu arada tabii onun da saha içinde ne iş olduğunu da sorgulamak lazım. Ne tabii onu da akreditasyonu yeterliyse onu da sorgulayalım. Bu akreditasyonu yeterli abi, yeterli hangi yeterli. Yetkiyle bu arkadaşa da bilmiyorum. Bu kişiye verilmiş. Taraftar hepsine koordinasyonunu sağlayan temsilci. Tamam. Bu temsilciye neden verilmiş bu yetki? Daha önce bu kişi yine aynı yetkilerle donanmış mı donanmamış mı, daha önce benzer vukuatları var mı yok mu? Bugün Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yayınladı. Sabıkalıdır diye madde 5 madde. Şimdi diğer tarafta Göztepe'liler de diyor ki hiçbir sabıkası yok diyor. Şimdi şey, nasıl yapacağız? Hatta E-Devlet'ten çıktığı yayınladılar. Adli sicilde herhangi bir şey yok. Neden biliyor musunuz? Şöyle bir sorun var, onu da söyleyeyim. İki tane Fatih Özcan. Aynen öyle. Evet. Bir tanesi geçen sene o olayla Altay maçı var ya. Evet evet. Fişekle yaralama, sahaya girip kaleci. Orada bir Fatih Özcan var. Sanırım bu iki Fatih Özcan karıştırılıyor şu an. Fenerbahçe kulübü mü karıştırmış iki Fatih? Onu bilemiyorum. Yani ben iki Fatih Özcan olduğunu biliyorum ama. Fenerbahçe kulübünün bugün yaptığı yani ama bugün bir sürü haberci de yani ünlü haberciler de yaptı. Orada kalalım ama Baron şunu da söyleyelim. Yani şimdi korkunç algı çalışması var. Yani herkes kendi penceresinden bir algı çalışması yürütüyor. İşte Kerem Ertan ona dedi ki orada başkan provoke ediyorsun, sen benim işime karışma dedi. Oradan dedi itfaiye dedi, öbürü dedi. Her şey ben Kerem Ertan'la konuştum, anlatacağım. Bilgi kirliliği üzerinden benim gidiyor. De merak ettiğim konu o zaten, Kerem Ertan konusu. İşte o yüzden dedim ya önce bütünden böyle bir her şeyi değerlendirmek lazım. Taraftarla başlayınca yine farklı yerlere gidiyor mesela. Abi. Öncesini biz en azından hani süreç ne oldu bir özetledik. Kendi bilgilerimizle birlikte bir özetlemiş olduk. Çünkü birçok soru işareti vardı. Niye gecikme oldu? Sonra orada ne oldu? Ne bitti falan diye. Şimdi aksiyonun aslında en can alıcı bölümüne geldik yani. Sonra sahaya indi. Sahaya inmesinin sebebi de en azından da nedir? Üçümüz de dedik ki ben olsam giderdim diye. Sen farklı bir görüştesin. Yani, saygı duyuyorum. Programı bugüne kadar bir zaten. Başkanlara gitmişti. Zamanında Aziz Bey de gitti. Ali Şen de gitti. Yani bunlar ilk kez olmadı. Onu da söyleyelim hani detay ilk kez Ali Koç sahaya inmedi bir kulüp başkanı olarak yani. En azından Fenerbahçe'de. Yani ben birebir Aziz Yıldırım'la indim. Nihat Özdemir olsa inmeyebilirdi Fenerbahçe başkanı. Aziz Yıldırım olsa uçarak inmişti. İndi zaten daha önce de indi. Yani, İlk değil bu. Herkes inmeyebilir. Yani tabii canım mizaca bağlı bu. Şimdi indikten sonra Göztepe'liler görüyorlar. Anladığım kadarıyla Ali Koç'un inmesinden bir rahatsızlık doğuyor.
Abi zaten inerken de olay var ya, video var ya bir tane. O dönüşte. O dönüş mü? Giderken anladığım kadarıyla da gayet rahat rahat gidiyorlar Burak Kızılan'la beraber. Değil mi? İlk etapta evet. Kenardan gidiyorlar. Şey hatta hiç çizgiye basmadan etrafından dönerek giriyorlar abi. Daha içeriye girerek. Konuştuktan sonra dönerek aynı şekilde gelmeye çalışırken Kerem Artan dönüş tarafında yakalıyor. Ve aslında diyor ki hani şeyi de geçmesini bekledim. Kale direğinin arkasında geçmesini bekledim. Çünkü en fanatik taraftarlar orada. Orada da zaten geçerken sular falan atılıyor ya. Tamam. O noktada bir konuşma geçiyor aralarında. Benim anlayamadığım nokta da burası zaten. Şimdi fotoğrafı rica edebilir miyim? Neden önünde böyle dikiliyorsun mesela? Hani o ikisinin kafa evet, kafaya geldiği bir nokta var ya, orası. Ha şu. Bu. Şimdi, burada Kerem Artan diyor ki Ali Bey lütfen bu provokasyonu yapmayalım diyor. Ali Bey'in iddia, yani Kerem'in iddiasına göre söylüyorum. Sen ne olduğunu bilmiyorsun diyor ona. Ne olduğunun önemi yok. Siz bana söyleyin, ben halledeyim diyor. Sonra da Ali Koç hiçbir şey demeden yanından geçiyor. Ama içeriye doğru giriyor. İçeriye doğru. O da sahanın içine giriyor. Evet. Yani önünden geçerken. Ama o sırada bir birikme oluyor. Orada niye duruyorsun? O konuşmayı yapsan ne oluyor, yapmasan ne oluyor? Bana sorarsan o konuşma biraz tribüne yönelik bir konuşma. Hani olup tribünlere evet ben geldim, buradayım, el koydum konuşması oluyor. O boşlukta da kokoreççiymiş galiba şey taraftar komitesi şeyi başka da olan Fatih Bey mi? Fatih Özcan. Fatih evet. Özcan o hareketi yapıyor. Bana sorarsanız mesela şu noktaya kadarki bölümlerin hepsini anlayabilirim, giderdi gitmezdi. Mesela sarı kartlık bir ceza müeyyide uygulanabilir buna. Bir ihlal diyebiliriz belki ama arkadaş şimdi Ali Koç'u seversin sevmezsin bilmiyorum. Dursun Özbey'i seversin sevmezsin bilmiyorum. Bütün renklerin dışında söylüyorum. Abi Fenerbahçe Kulübü Başkanı da bunu yapmaman lazım. Doğru. Bunu yaptıktan sonra da bence hiçbir amanın da önemi kalmıyor. Benim açımdan en azından. Öyle söyleyeyim sana. Yani sen senin bütün konuşmalarını dinledim şimdiye kadar. O kadar çok ama kullanıyorsun ki neredeyse Ali ile Koç arasında ama diyeceksin. Ali ama Koç diyeceksin. Bu amayı şuradan kullanmamamız gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Şimdi Ali Koç %100 suçlu bile olsa diyelim ki değil ayrıca. Ne kadar suçlu? Ben suçlu görmüyorum abi açıkçası. Şöyle görmüyorum. Yani, bak, sarı kartlık cezadan bahsediyorum. Tamam da bu kaçıncı sarı kartı? Niye GBT'ye bakarak konuşuyoruz? Ya şu olayı neden geçmişe bakarak konuşuyoruz? Nereye bakarak konuşacağız abi? Yani Trabzon'un maçındaki... Ali Koç nefreti diyorsun ya. Evet. Bu Ali Koç nefreti bir günde oluşmadı. Niye bunu konuşmuyoruz? Göztepe'liler ne zaman gördü Ali Koç nefretini? Abi sadece Ali Koç'un Göztepe meselesi kaç değil ki. Ama Ali Koç'un son yani mayın tarlasında dans ediyor dedik ya. Hep ben benim söylediğim şey abi, bu. Abi spor adamı olarak diyorsun sen bunu da. Evet. Göztepe'liler niye bu kadar kolay tahrik oluyorlar o anlamda? Abi çünkü bir nefret oluşturdu kendisiyle ilgili. Abi yani Göztepe'nin bir şey yok ki, karşı karşıya gelmemiş ki. Fenerbahçe ile de gelmemiş. Abi, spor, 2 senedir oynuyorlar mı? Taraftar spor futbol taraftarlarında bir nefret oluşmuş. Neden oluşmuş? İşte geçen sene anlattık bunları abi. Biz oralara dönmezsek buraları anlayamayız. Ali Koç. Sen diyorsun ya sarı kartlık hareket. Çok güzel abi. Çizgisiz sarı dosya hareket. Kağıdı demiyorum. Ama üç, bu olmaz böyle diyor. Yani 3 tane, 5 tane, 10 tane sarı kartlık hareket olunca sonunda başka bir şey oluyor. Yani artık buraya geldi diyorum abi. Burayı niye ıskalıyorsun? Şey niye bunun bunu ama olarak değerlendiriyorsun? Şöyle diyorum. Mesela ben Fatih Terim'le alakalı da bu konularda GBT'si en kuvvetli insanlardan birisi değil miydi Fatih Terim'de? Hep onunla ilgili hep öyle konuşuyor. Her olduğunda da olayı geçmişten gelerek, troll yaparak değerlendirmek bana yanlış geliyor. Şu ana bakacaksın abi. Şu an ne olmuş? Ne yapmış abi adam? Geçmiş Ali Koç'un Ali Koç olmaktan başka hiçbir tarih unsuru var mı burada? Ali Koç olarak yürümüş, geri dönmeye çalışırken kafaya suyu yemiş. Bak etrafa bakmıyor. Şimdi ben eğer şunu desen, hani daha evvel konuşuluyordu ya İrfan Can Elmas gibi bir hareket yaptı diyelim ki. Mert Hakan gibi bir hareket yaptı desen yine bunu farklı yorumlayabilirim. Hiçbir şey yapmadığı için ben zaten bunu çok manasız buluyorum. Evet Ali Koç'a karşı bir nefret var, bunu gösteriyor ama... Şu tabloyu hak ediyor mu? Ben emin değilim. Kesinlikle değilim. Bitmiyor. İçeri girerken abi bir yerden kalktıktan sonra Amerikan başkanını suikastten kaçırıyorlarmış gibi bir götürüş var. Palas pandıras anlamadan imkanı yok aynı şekilde. Sonra baba en üzüldüğümü söylüyorum sana. Sen o görüntüyü gördün mü bilmiyorum. O protokolle locanın girişi galiba aynı koridordaymış. Evet. O koridorda 2 tane adam abi şeyle Göztepe'li büyük fanatik belli de duvarlara vura vura büyük fanatik ve büyük de tabii. Küfür ediyorlar abi. Bak gözünün biraz... içine bakarak küfür ediyorlar. Ve öyle böyle değil senin yani. Senin sağın onlar... içinde ne işin var diyerek. Bak peki, tekrarlayamıyoruz. Peki Göztepe'ye ne yapmış da bunu küfür ediyorlar abi? Bunu bilen yok. Biz de onu sorguluyoruz abi. Sen sanki yaptın biliyormuş gibi söylüyorsun da o yüzden. Nereden bileyim ben? Ben diyorum ki Göztepe'ye bir şey yapmadı Ali Koç. Bence de yapmadı.
Ama diyorum ki geçmişten getirdiği bir bagaj var. O bagaj bu tepkiyi görmesine neden oluyor diyorum. Abi, ama sen de diyorsun ki bunu sen amayla konuşuyorsun diyorsun. Ama Göztepe ile arasında bir gerilim hiç olmamış ki bugüne kadar. Şimdi Galatasaray stadında olsa bunu ben doğal karşılarım. Ya Galatasaray'ın nefreti var derim adamda. Tamam. Ben de Göztepe'yi zaten senelerdir Süper Lig'de değil. Sadece Galatasaray'ın değil. Yani birçok camianın nefreti oluştu diyorum. Peki bu camialar niye ısrar eden sen... Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı devam etsin diye? Kerem Ertan Göztepe'de peki bak... Ya mesela bak şöyle bir şey var. Şu görüşe de saygı duyuyorum. Bizim yorumcularımızla da biz cumartesi pazar değerlendirdiğimizde keşke başkan gitmeseydi dediler. Keşke başka birini gönderseydi dediler. Böyledir zaten. Maç 2-0, 45 artı 2, 45 artı 7, arka arka 2 tane gol yemişsin. Taraftar bir anda bir tane ne uğradığını şaşırmış. Var, iptali var. Ha, bir tane gol iptal edilmiş neticede. Fakat buradaki şu mesele şu. Hangi noktaya kadar aslında olay nerede yaşanıyor? Bak düşün. Tünelden çıkıyorsun. Gidiyorsun. Deplasman tribünün önüne gidiyorsun. Herhangi bir şey var mı? Hiçbir şey yok. Orayı bilmiyoruz. Var mı? Yok abi yok. Hayır yok. Yok ben de sordum. Sadece taraftarlardan. Neden yok? Bu arada şöyle yok. O sırada ben soruyorum bizim deplasman tribününde olanlara. Diyor ki biz orada canımızla uğraştığımız için başkanın geldiğini bile biz gelince gördük diyorlar. Ya, biraz da şöyle. Müferit olarak su atanlar var. Yuhlayanlar var o kadar. Dönüyor. Yine aynı şekilde oradan dönüyor. O ana kadar hiçbir şey yok. Devam ediyor. Devre normalde... bittikten 10 dakika sonra gidiyor ama. He? Devre bittikten 10 dakika sonra bitiyor. Yani ilk devre bitiyor, hemen geçmiyor. Evet. Biraz süre geçiyor, 9-10 dakikadan sonra gidiyor. Geliyor, geldiği noktada nerede olay yaşanıyor? Kerem Ertan'ın önüne çıkmasıyla. Evet, Kerem Ertan aslında önüne çıkmasa yürüyecek. Önüne çıkmasa, durdurmasa, o konuşmayı sizin söylediğiniz konuşma yapmasa. Çünkü artık bitmiş maç zaten. Maç da oynanıyor bu arada. Ha. Yani Kerem Ertan'ın da orada maç oynanırken yapıyor. O zaman bitmiş, içeri kadar bekle orada hallet. Ya bitmiş, hani o esnada Kerem Bey'in yapması gereken zaten aksiyonun son bölümüne gelmiş. Dönecek virajı, ondan sonra tünele gidecek. Abi, Kerem Bey, herkesin sorumlulukları var tabii. Burada zaten ama Kerem bu Bey olayları... yapsa, ne yapsa peki abi? Çok, mesela... Kerem Bey gitse Fenerbahçe tribünün önüne kadar. Ali Bey orada ya o sırada başkan. Dese ki başkanım bitti mi işiniz? Bitti. Sizi ben şuradan dışarı alayım. Dışarıdan yürüyerek tribüne geçelim. Bak bunu kabul ederim. Yalnız bunu da sordum ben. Bunlar konuşuluyor ya mesela dışarıdan. Ambulansla sizi yani. Dışarıdan falan alalım. Dün galiba Beyaz Futbol'da hani Acun çay almış ya. Beyaz Futbol'u konuk etmiş galiba, öyle bir program olmuş. Bizde de Burak Bey bağlandı. Külliyen yalan. Hiçbir şekilde öyle bir şey olmadı dedi. Abi şey Acun Hoca'nın ne dediğini bilmiyorum. Yok ben Hulusi Belgül'e konuştum. O dışarıdan giden ekipten. Dedi ki dışarıda bir sürü Göztepe'li vardı dedi. Beni tanımadıkları için ben sıyırdım aradan. Hani Ali Bey'i görse büyük olay çıkabilirdi diyor. Yani öyle dar bir yol varmış, o dar yoldan gidilebilir. 3 dakika sürer diye bana Kerem Ertan attı. Dışarıdan gidebilirdi aslında dedi. Öyle bir dışarıdan gitse de ya abi gerçekten. Benim dış dediğim orası statlı şey. Arada dışarıdan da gitse diye dışarı gitti bizim olacak. Bizim statta koridor var mesela. Kale arkasından giriyorsun oraya, oradan böyle aşağıdan gidiyorsun evet. Gideceğin yere. Şimdi Göztepe Stadı'nın mimari yapısını bilmiyorum nasıl olduğunu. O yüzden dedim. Burada ben bu meselenin bundan sonrası için milat olacaksa. Abi bu görevlerde olan insanlar, Murat mesela, ben gördüğüm en fanatik Fenerbahçelilerden birisi. Ama bu işi yaparken o fanatizmden uzaklaşması lazım. Belli oranda objektifliğe dönmesi lazım. Çünkü bu işi yapıyor. Yani Fenerbahçe Kulübü Başkanı artık o taraftar kimliğinde bir yere koyması lazım. Ama o başkan bu tamamen ayrı bir şey. Başkan sorumluluğunda davranıyor olması evet. Lazım artık. Yani Fenerbahçe'nin ya da Galatasaray'ın ya da Beşiktaş'ın holigan başkanı olamaz. Yani bu taraftar kimliğini bir kenara bırakması lazım. Yarın öbür gün Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'nı bırakır Ali Koç. Ondan sonra dilediği gibi taraftarlık yapabilir. Ama Fenerbahçe Kulübü Başkanı iken o sorumlulukta davranması lazım. Şimdi diyorsunuz ki ben de giderdim. Yani orada olmaması gereken bir yerde olması başlı başına bir problem. Abi olmaması gereken niye? Abi olmaması gereken şey, kanuni olarak yani yönetmeliklere göre olmaması ya gereken şöyle, bir yer. Şöyle cezası. Şimdi ne? Ali Koç'u az çok hepimiz tanıyoruz. Bu zamana kadarki yapmış olduğu icraatlar, bu zamana kadarki yaşanan süreçlerde de aslında bilmiyorum katılır mısınız? Birçok yöneticinin belki de yapması gereken işleri kendisi yapmak istiyor. Neden? Yani zaten biz bu kongreden önce seninle de bir program yaptık. Duygusal onu konuştuk yani. Ya yönetere oyun alanı vermesi lazım. Evet. Aslında bence Ali Bey'in eleştirilebilecek en önemli noktalarından bir tanesi bu. Söylüyorum işte. Yani yöneticilerin aslında görev bölümünün içinde yer almış olduğu şeyleri kendi yapma arzusuyla birlikte anlık duygularıyla doğru yapmak istiyor, düzeltmek istiyor. Fakat bunları yaparken mantığı, duyguları birbirine karışıyor ve ortaya
yanlışlar çıkıyor. Bu arada genelde bu geçmiş dönemde de olanlar da bu. Taraftar olaylarında normalde Ahmet Ketenci ilgileniyor ama sanırım Ahmet Ketenci bu maçta yok. Yok. Bu durumda aslında bu da bir sıkıntı yani. Mesela atıyorum geçen sene Olimpiyat stadında da bir olay oldu. Fenerbahçe taraftarı stada alınmadı. Bayağı orada bir azap çekildi. Mesela Ahmet Ketenci gitti 45 dakika birebir uğraştı. Burada çünkü taraftardan sorumlu yönetici o. Belki de Ahmet Bey olsaydı. Olsa belki başka ne çıkmayacaktı zaten. Hiç gitmeyecekti. Ahmet Ketenci gidecekti. Ben meslek hayatım boyunca Ali Koç'u hiç böyle durumlarda sürekli eleştirmiş taraftayım. Bu da ilk defa bu yere düşme hikayesinden dolayı filan da artık bu kadar da olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada Baron şu da yok. Hani Ali Bey her taraftar olayı çıkmada sahaya inen bir adam değil. İşte ilk kez 6 yılda bir kere indi sahaya. Yani Fenerbahçe siz zannediyor musunuz ki ilk kez deplasman tribününde azap çekti? Allah korudu ya. Hayır işte Ahmet Bey hallediyordu. Bu orada olmayınca bu sefer olabilir. Özel işi vardır. Bir sağlık durumu el vermiyordur. O da biraz krizin yönetilmesine sıkıntı yaratmış benim gördüğüm.